Şimdi merak ettim seni nikah masasına oturtan hanımı. Tanışırsın biraz da. Fakat en güzelini yapmışsın. Yalnız sürülür mü şu ömür? Tebrik ederim yengemizi. Vallahi bravo. Mehmet Fikri Şadoğlu'nu evliliğe ikna etmiş. İşte kendisi de geldi. Oh. İşte Hikmetciğim, Zevcem Dilruba Hanım. Biz İlker'le evlendik. İyi, hayırlı olsun. Buraya taşınalı bir ayı geçti. Sıfırdan bir hayat kuruyorum kendime. Mehmetcan çok iyi. Burada yaşamak, bir aile olmak ona çok iyi geldi. Hayır efendim, offside'di. Offside ne baba? Kaç kere anlatacağım oğlum bunu sana ben. Hemen konuya girersek zamandan kazanmış oluruz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Boşanmak istiyorum Uygar Bey. Bu aralar bizim ailede pek moda biliyorsunuz. Git diyorum Mehmet. Anlamıyor musun? Gitmeyeceğim. Oğlum olmadan hiçbir yere gitmiyorum. Ne oluyor? Niye bağırışıyorsunuz? Bana bak. Sen sakın karışma. Mehmet, anlamaya çalış biraz. Bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Sen böyle aklına geldikçe yaşamamıza girip her şeyi alt üst ediyorsun. Ne demek aklına geldikçe? Evet. Oğlun olduğunu hatırladıkça Mehmet. Böyle baba olunmaz. Aylardır aklın neredeydi ha? Şimdi git ve hayatımızdan çık lütfen. Tamam, Mehmetcan'ı ihmal etmiş olabilirim. Ama şunu unutma ki o benim oğlum ve elimden almana asla izin vermem. Sizi tebrik etmek maksadıyla gelmiştim aslında Dilruba Hanım. Mehmet Fikri'nin parmağına yüzüğü tekrar takabilecek bir kadını kutlamak gerek. Teşekkür ederim efendim. Aslında biz zaten Dilruba Hanım'la... Ay fena oluyorum ben. Dilruba? Anneciğim. Dilruba, ne oldu? Yok fenayım. Kızım koş kolonya getir. Nefes alamıyorum. Ne oldu? Nefes alamıyorum. Tıkandım. Ne oluyor bakayım Dilruba? Dilruba. Nefes alamıyorum. Tıkandım. Allah Allah. Tek başına da olsa anne hep yanında olacak bir tanem. Bizim de kaderimiz böyleymiş. Merak etme, annen sana hem anne hem baba olacak. Tek kalemaç bile yaparım seninle oğlum. Hadi bakalım artık uyuyalım. Hadi gel. Bahar. Gökhan. Sanırım benim yüzüm toprağa dönüyor cancağızım. Seni geç buldum, erken kaybedeceğim. O nasıl laf öyle? Duymamış olayım. Seninle hayatımızın baharını yaşayacağız Dilruba. Önümüzde uzun yıllar var. İyileşeceksin, bir şeycin kalmayacak. Geçmiş olsun Dilruba Hanım. Siz söylediğim gibi bir güzel dinlenin. Beklenmedik bir durum olursa hiç çekinmeden beni derhal arayabilirsiniz. Müsaadenizle ben gideyim artık. Müsaade sizin Sami Bey. Çok teşekkür ederiz. Ben sizi geçireyim. Yok yok, zahmet etmeyin. Ne zahmeti? Buyurun geçirelim sizi. Geçmiş olsun Dilruba Hanım. Sağ ol Şerifciğim. Sen uyu şimdi. Ben ara ara kontrol ederim seni, tamam mı? Tamam. Oh, ucuz atlattık. İnşallah kızım, inşallah. Sami'cim, lütfen bana doğruyu söyle. Durumu nasıl? Ciddi mi? İnanın ki bir şey yok Fikri Bey. Söylediğim gibi, dinlenmeye ihtiyacı var sadece. Günlerdir midem diyor, ayılıp bayılıyor. Sen bir şey yok diyorsun. Olacak şey mi bu? Psikolojik de olabilir. Bir şeye canı sıkılmıştır, kaygılanmıştır. Babacığım, ciddi bir durum olsa Sami Bey böyle sakin olur mu? İnsanlık hali, belki kızına, damadına sıkıldı kadıncağız. İlla altında başka bir sebep aramayın lütfen. Sami, benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Sağlığımı düşünerek böyle bir şeye kalkışırsan seni asla affetmem. Müsterih olun Mehmet Fikri Bey. Hiç öyle bir şey yapar mıyım? Olsun. Biz yine de tam teşekküllü bir hastaneye götürelim Dilruba'yı. Bir check-up yaptıralım. İçiniz rahat edecekse ben randevunuzu ayarlarım. Merak etmeyin. Ben bir soluklanayım. Şeref seni geçirsin. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sahiden bir şey yok öyle değil mi? 40 yıllık tecrübelerime sığınarak size şunu söyleyebilirim ki sizden benden sağlıklı. Allah Allah. Bayılıp ayılınca biz de korktuk vallahi.
Kanımca biraz daha ilgi görmek için böyle davranmış. Belli bir yaştan sonra böyle oluyoruz hepimiz. Çocuklaşıyoruz. Daha ne ilgi görecek kraliçe hazretleri? O başka bir şeyin peşindedir. Yakında çıkar kokusu. Vallahi bizde kızlar güzel. Yiğit de annesinin kopyası olmuş değil mi? Evet. İnşallah huyu da annesine benzer. İyi bir insan olur. Ah, kusura bakma Gökhan. Doktor şimdi gitti. Estağfurullah. Ne dedi Sami Bey? Nesi varmış Dilruba Hanım'ın? Aman hiçbir şey yokmuş. Turp gibiymiş. Ne oldu ki Dilruba Hanım'a? Bayılmış kendileri. Aa, bir şey yok inşallah. Yok kızım, telaşlanmayın hemen. Abartıyor işte. Sami Bey gayet sağlıklı dedi. Karamanın koyun sonra çıkar oyunu misali. Varmak istediği neyse anlarız yakında. İyi akşamlar. İyi akşamlar Dilruba teyze. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. Nasılsınız? Sağ ol evladım, eksik olmayın. İyiyim ben çok şükür. Ne yapıyorsun burada sen Dilruba? Yatıp dinlenseydin. Kendine gelmedin daha. Acı patlıcanı kırağa çalmazmış cancağızım. İyiyim ben. Çok çabuk iyileştiniz maşallah. Bünyeniz de çok güçlüymüş. Doktor da iyi olduğumu söyledi. Ta İsrail'den damadımız gelmiş. Yatmak olur mu hiç? Nasılsınız efendim? Ben odamdayım. Allah rahatlık versin. Zor bir akşam oluyor babam için. Sinirleri çok bozuldu. Sen üzerine alınma olur mu çocuğum? Çok haklı efendim. Buyurun. Babacığım, iyi misiniz? İyiyim ben. Birden öyle çıkınca... Ne yapsaydım? Oturup sohbet mi etseydim? Ama kabul edin, çok sert davrandınız babacığım. Neden böyle bir şey yaptınız? Çocuk mahcup bir şekilde dönmüş belli ki. Karısını, çocuğunu özlemiş. Yeni mi aklına düşmüş efendinin? Aylardır Bahar gözümüzün önünde solup gidiyor onun yüzünden. Kusura bakma ama torunumu üzen birini kucağıma açıp karşılayamam. Tabii, siz de haklısınız ama biz de yüzümüzü dönersek ne olacak Bahar'ın yuvası? Ne olacak Yiğit? Bunları da düşünmemiz gerek değil mi ama? İzin verirsen biraz dinlenmek istiyorum. Tabii babacığım. Bahar'cığım çok yoruldun sen. Bana ver biraz Yiğit'i. Ver. Hoppa. Tomşa. Oo, ağırlaşmış ama maşallah. Oy. Mehmet, şunu tatlılığına bak. Gülsünler, maça götüreceğim ben yeğenlerimi. Ben de rock konserlerini. Olmaz. Ne işi varmış benim kızımın oralarda ya? Ne var canım? Göz kulak olurum ben. Merak etmeyin. İyi babam, biraz dinlenecekmiş. Senle de hasret gideremedik oğlum ama seni iyi gördüm. Ben de sizleri iyi gördüm efendim. Sen gidince Bahar buraya döndü. İyi oldu tabii. Gerçi bize ihtiyacı yoktu ama aklımız onda kalsın istemedi herhalde. İş, ev, Yiğit hepsinin üstesinden geliyor maşallah. Benim karım her zaman becerikli olmuştur. Hiç şaşırmadım. İş başa düşünce kadından güçlüsü yoktur evladım. Erkekler hemen kapı koy verir ama... Kadınlar öyle mi cancağızım? Eşyaların nerede çocuğum? Akşam yemeğine kadar bir duş al rahatla. Yol yorgunusun sen. Bilmem ki. Bilmeyecek ne varmış evladım? Kalk hadi, burası senin evin. Yengeciğim bir dakika gelir misin? Yengeciğim niye böyle yapıyorsun? Aa, ne yapıyormuşum canım? Yapma yenge ya, sen de biliyorsun. Aramızda sorunlar var, hiçbir şey yokmuş gibi. Aranızda bir çocuk var, ben onu biliyorum Bahar. Yenge, ne olursa olsun hiçbir şey yokmuş gibi yapamam ben. Aklını başına topla Bahar. Bir Sabi'nin günahına girmeye ne hakkınız var?
Kocanı da yavrunu da sımsıcak kucaklayıp onlara sahip çıksan iyi edersin. Of ya. Ne izliyorsun? Aman ne bileyim, bakıyorum işte. İzlemeyelim o zaman. Sohbet edelim biraz. İzleseydik bence Rukiye, ne konuşacağız? Ay buluruz bir şeyler. Her gece her gece televizyon olmaz ki. Ya ben televizyona da aldım, çöpü unuttum. Ben bir koşu gidip atayım. Bir şey olmaz Orhan. Bir günde kokmaz ki. Yok yok olmaz. Şeref Hanım kızar. Aldır be meyhaneciğim. Boşalmasın bu kaleler. Kim bu saatte ya? Allah Allah. Doldur be meyhaneci. Doldur, doldur, doldur. Doldur be meyhaneci. Boşalmasın bu kale. Doldur be. Doldur, doldur. Kenan Bey siz miydiniz? Benim. Ne olacak? Sarhoşsunuz siz Kenan Bey. Yeter bence, verin isterseniz. Şşş. Vermiyorum. İçiyorum. Ne var? Sarhoşum, ne olacak? Kenan Bey sessiz olun lütfen. Bütün yalıyı ayağa kaldıracaksınız. Sana ne lan? Sana ne lan? Kalksınlar. Kalkınlar. Gelin buraya. İtirazı olan gelsin buraya lan. Kenan Bey kendinize gelin, yoksa ben getirmek zorunda kalacağım. Pişman olacağınız şeyler yapıyorsunuz. Kızma hemen be kardeşim benim. Gel. Gel beraber içelim, gel. Ya Kenan Bey, siz yeterince içmişsiniz zaten Kenan Bey. Hadi gelin elinizi yüzünüzü yıkayalım, kendinize gelirsiniz. Aman be Orhan kardeş, bırak. Boş ver, ben iyiyim böyle. Biliyorum iyi olduğunuzu ama gelin bir elinizi yüzünüzü yıkayalım. Hadi gelin Kenan Bey, hadi. Tamam hadi Kenan Orhan, Bey, hadi bak, tamam. Ben burada iyiyim ben. Hadi. Vallahi güzel bir tur attık biz. Çok güzel bir araba. Kendime de mi alsam ne? Belki ben sana alırım. Biz taksilerde sürmeyelim. Oh vallahi iyi. Sizi böyle kumru gibi görmek ne güzel. Sonunda doğru yolu bulup barıştınız ya, dünyalar benim oldu. Vallahi bir ara ümidimi yitirmiştim. Ama vazgeçmemek en doğrusuymuş. Aşk her zaman kazanırmış, bunu öğrendik vallahi biz de. Vallahi öğrendik. Bir şans daha tanımasaydık birbirimize hala acı çekiyor olacaktık değil mi? Maşallah evladım. Allah saadetinizi bozmasın. Amin Dilruba teyze, amin. Amin. Yiğit'in uykusu geldi, ben onu yatırayım. Tabii çocuğum, helak oldu yavrucak. Uyusun, dinlensin, düzeni bozulmasın. Anne seni bir güzel emzirsin. Karnını doyursun, sonra mışıl mışıl uyursun, tamam mı babacığım? Ha? Hadi uykular babacığım. Hadi bakalım aşkım. Bahar. Bahar. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Ablamın sütü kesildi sen onu bırakıp gidince Gökhan Bey. Berk. Bunları sonra konuşalım mı? Hayır efendim. Şimdi konuşacağız. Enişte Bey'in sebep olduğu acıları bir bir öğrenmesi gerek. Berk. Oğlum saçmalama. Ne güzel oturuyordun. Ne oldu da delirdin böyle? Ablamı üzmemek için yanında hiçbir şey söylemedim. Ama şunu bil ki enişte, bu salonda sana kızgın birçok kişi var. Sorumsuzca çekip gittin. Ablam senin yüzünden dünyaya küstü. Çocuğum bile unuttu seni. Haklısın. Kusura bakmayın, haklısın. Gökhan. Beğendin mi yaptığını? Şu çeneni tutmayı ne zaman öğreneceksin sen? Yalan mı? Yalan mı söylediklerim? Az bile söyledim. Artık birinin bu evde gerçekleri söylemesi gerek. Gökhan! Gökhan. Konuşmamız lazım. Mehmet, ben gitmeliyim. Bak kırıldın, biliyorum. Sen de Bahar'ı ve ailemizi kırdın. Açmış olduğun yaraların farkında değil misin? Çekip gittin, ne bekliyordun? Bahar'ın kollarına koşmasını mı bekliyordun? Mehmet anlamıyorsun. Ben mecburdum gitmeye. Seni anlayabiliriz. Ama bunun için çaba sarf etmen lazım.
Ya Bahar'ın kalbinde açmış olduğun yaraları sarman lazım. Sence başarabilir miyim? Karımı çocuğumu geri alabilir miyim? Mehmet, açıkçası hiç sanmıyorum. Ben bu gece imkansız olduğunu gördüm. Gökhan, tabii ki başarabilirsin, inan bana. Bak benim başıma neler geldi. Ama karıma kendimi affettirmeyi bildim. Üstelik biz boşanmıştık. Boşandınız mı? Evet, boşandık Gökhan. Şimdi çok şükür her şey yoluna girdi. Karım da kızım da evlerine döndüler. Yeniden aile olmayı başardık. Eğer istiyorsan imkansız diye bir şey yoktur. Her şey senin elinde. Yalnız tek bir sorum var sana Gökhan. Bahar'ı gerçekten seviyor musun? Hem de her şeyden çok. Peki yine mesleğinle karın arasında kalırsan... Yine gazeteciliği seçersen ne olacak? Ben orada ölümü gördüm Mehmet. Her gün yanında onlarca insan hayatını kaybedince neyin değerli olduğunu anlıyorsun. İnsanı hayata bağlayan şey ailesiymiş. Bahar benim her şeyim. Umarım o da hala bana karşı bir şeyler hissediyordur. Sağ ol. Piş 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 piş. Hadi anneciğim hadi, ne olursun uyu. Bu gece anne için zaten çok zor. Ne olur sen de üzme beni anneciğim. Bak gördün mü? Dedim ben. Yüzümü yıkamak beni ayıltmaz. Şimdi sessizce odanıza çıkarırım ben sizi. Fırıl fırıl dönüyor lan başım. Kenan Bey yavaş olun. Ben yardım edeyim size. Edeceksin tabii yardım. Görevim bu. Ben bu yalıda yaşıyorsam bana da yardım edeceksin. Ha? Kenan Bey şöyle oturalım biraz, açılırsınız, hadi gelin. Kendinize gelirsiniz, hadi gelin. Hadi Kenan Bey. Aman Kenan Bey. Yavaş. Çağır. Mehmet kardeşimi çağır. Onunla içeceğim. Daha doymadım oğlum ben. Ya Mehmet abinin işi vardır şimdi. Rahatsız etmeyelim bence. Ne işi varmış? Ha? Ha? Tenezzül etmez. Etmez tabii. Hadi bırak. Kenan Bey hadi. Bırak beni, bırak beni iyiyim. Ya Kenan Bey ayakta duramıyorsunuz, hadi eve gidelim. Ya tamam siz iyisiniz ama ben yine de yardım edeyim size. Şş, dur, dur lan. Dur. Bunlar ne kadar zengin abicim ya. Nereden bulmuşlar ulan bu paracıkları ya? Ha? Biz niye bulamıyoruz? Arıyoruz, arıyoruz. Para yerine hop. Bela, belamızı buluyoruz. Kenan Bey yalvarırım sessiz olun. Hadi, hadi. Bir dakika. Tamam Kenan Bey. Dur. Tuttum, tuttum kendimi ama dayanamadım yenge. Ne bekliyor ki bu adam? Kaldığı yerden devam edeceğini mi sanıyor? Çekip giderken düşünseydi başına gelecekleri. İnsan kariyeri uğruna çocuğunu, karısını bırakır mı? Yerden göğe kadar haklısın Berk. Böyle davranarak bir çözüm bulamayız ama. Yanlış yapıyorsunuz. Evlilik onların evliliği. Bize sadece izlemek ve yardım etmek düşer. Vallahi yangına körükle gidiyorsunuz. Size göre bizim aklımız ermez değil mi? Ne alakası var? Susup oturmamız gerekiyor. Ama lütfen Berk'in de benim de birer yetişkin olduğumuzu ve fikirlerimiz olduğunu unutmayın. Çocuğum, akşam akşam birbirinizi kırmayın sebepsiz yere. Oo. Bakıyorum da gidemediniz enişteciğim. Ne oldu? Bir şeyler hatırlamış olmalısın. Görevde çocuğunu, karını unutacak kadar hafızanı kaybettiğine göre. Bu kez ne unutmuşsun? Berk, ben kimseyi unutmuş falan değilim. Arkadaşlar, şimdi sakin olalım. Yeterince karışık bir gece yaşıyoruz zaten. Sonra da sakin sakin konuşuruz. Aile içi meselelerimizi ulu orta herkesin içinde halletmemeliyiz değil mi ama? Sakin olun. Yalnız kalınca kafa kafaya verir, tartışıp halledersiniz. Aşk olsun Şerefciğim. Biz herkes miyiz?
Ne münasebet canım. Ben sizi kastetmemiştim. Kafamı kaldı bende. Aklım karıştı. Görüyorsunuz işte. Yapmayın Kenan Bey. Vurun. Ne oluyor? Akşamlar diyeceğim Ali. Hay Allah. Gel aşkım gel. Hay Allah. Akşam şerifleriniz. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Kendine gel Kenan. Bu ne hal damat efendi? Ne olmuş? Ne varmış halinde? Ha? Hemen burayı terk et. Hemen hemen. Hadi. Kenan Bey iyi akşamlar dediniz. Hadi gidelim. Hadi Kenan Bey. Anlasana ya gitmiyorum ya. Ya bu... Bana bu lafı etme bir daha. Sen kim kendine bu? Bak. Hadi Kenan odamıza gidelim. Ayıp oluyor. Annemi üzme. Üzmez o. Oo işini bilir o. Benim kayınvalidem her zaman işini bilmiştir. Hadi çocuğum odana odana. Ya bırak dedim ya. Ben gidiyorum benim. Şimdi... Ay. Kenan Bey. Tut şunu Orhan. Tuttum abi. Tut. Rezil olduk. Şimdi siz beni ayıplarsınız. Ayıplarsınız, ayıplarsınız. Ay, rezalete bak. Utandırdın mı sizi? Gökhan. Ayıplıyorsunuz beni. Gökhan kusura bakma. Bize de sürpriz oldu. Aman ya. Ne oluyor? Ne gürültü bu? Ne oluyor? Yiğit uyandı. Bir şey yok canım. Tamam anneciğim, tamam, tamam. Kenan Bey içkiyi biraz fazla kaçırmış. Hadi Gümüş biz de bakalım şunlara. Tek başına baş edemez Berko adamla. Hadi Gümüş kalksana. Görüşürüz. Ne olmuş bu adama böyle ya? Fena içmiş. Ne olacak? Canım kardeşim benim. Bırak beni. Ben giderim. Yoruldun sen de. Yeter artık. Kesin gürültüyü. Geceye bak. Gökhan'ın gelişi bile etkisini yitirdi. Hale bak. Baş başa bile kalamadı çocuklar. Konuşamadılar. Anlıyorsun tabii hallerinden değil mi artık? Kesinlikle ya. İnsan karısından uzakta ne haldedir, ne hisseder en iyi ben bilirim. İhtisasını yaptım bu konuda. Öyle mi? Evet. Gel bakayım buraya sen. Ya gel bakalım baba ya. Evet. Uyuyacak mısın sen? Ha? Gökhan sallama öyle uyumaz. Yatırmamız lazım. Versen bana ver. Ver. Gel anneciğim gel. Bahar. Çok mu geç kaldım? Tamam anneciğim. Şimdi uyutacak anne seni, tamam mı? Lütfen konuşalım bari. Sessiz kalma. Bu kadar zamanda şunu anladım ki ikimize gereksiz gurur yaptık. Konuşmaktan kaçtıkça birbirimize daha çok zarar verdik. Bahar, lütfen denemeliyiz. En azından konuşmalıyız. Birbirimizi anlamalıyız. Hadi oğlum, hadi gel. Bahar. 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 Ya şu anda konuşacak durumda değilim. Görmüyor musun? Çocuğu uyutmaya çalışıyorum. Konuşmaya değil, yardım etmeye geldim. Çok yoruldun sen. Ver biraz da beni gelin hemen. Sende de durmuyor. Beni hatırlamıyor olabilir ama ben onun babasıyım Bahar. Ortak bir dil bulurum ve anlaşırım değil mi? Bakalım bu yaramazın derdi neymiş. Annen böyle mi yapıyordu sana ha? Ama hep bakmakla olmaz ki. Sen cin gibisin. Arada uyumak gerek. Annemiz babamız dinlenmeli ki seninle daha iyi ilgilensin. Değil mi bebeğim? Ha? Sen akıllı bir bebeksin. Ne yapalım? Biraz uyuyalım mı? Ha? Yat bakalım yatağımıza.
Biraz da eşinize zaman ayırsanız diyorum Gümüş Hanım. Ha? İyi. İstin yeter öyleyse. Bütün zamanım sizin Mehmet Bey. Biliyor musun, bu yatakta sensiz uyumak ölümden beterdi. Bir daha bensiz uyumayacaksın ki. Öyle mutluyum ki. Top atılsa yalıda umurumda olmaz. Hey, eyvah, az kalsın unutuyordum. Neyi? Belgeleri. Ne belgesi, ne oluyor? Ya şu velayet davası için hazırlattığım belgeleri. Sabah avukat gelip alacak. Hangisi? Heh. Başucumda dursunlar da sabahı unutmayayım. Sabah uyandım, sahilde yürüdüm. Yürürken yanımdan geçen insanlara gülümsediğimi fark ettim. Bu gülümseyişin nedeni sendin. Beni gülümseten kadın. Benimle Boğaz'da bir kahvaltıya ne dersin? Aman, pardon. Günaydın. Günaydın. Nasıldı 3-5 nöbetin? Çok uğraştırdı ama... uyudu sonunda. Uzun zamandır böyle yapmıyordu. Ne oldu, ben de anlamadım. Babasına kızdı. Annesini çok ihmal ettiğim, yalnız bıraktığım için yaptı. Gece yardım ettiğin için sağ ol. Ne demek Bahar, o benim de oğlum. Ha, bu arada burada kalmama izin verdiğin için çok sağ ol. Bahar. Ben bir duş alayım. Ne yapıyorsun sen? Hayatım, sen bakar mısın telefona? Tamam canım, bakıyorum. Canım. Bence sen bak, daha iyi olacak. Nihan arıyor çünkü. Efendim Nihan. Didem kızım, o reçeli uzatır mısın? Buyurun, afiyet olsun. Sağ ol. İşler nasıl gidiyor evladım? Alıştın mı yeni mevkiine? Süper gidiyor dedi. Hızla kapıyorum püf noktalarını. Hmm. Al canım, mersi. Günaydın. 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 Ah, günaydın. Günaydın evladım. Ay ne güzel, sen burada mı kaldın? Aslında gidecektim ama Yiğit çok yordu Bahar'ı. Ona yardım ederken de uyuyakalmışım. Ah bilmez miyim? Bebek yüzünden az uykusuz kalmadık biz de zamanında. Kaldığın yerden devam yani. Vallahi bravo enişte. Size afiyet olsun. Affedersiniz. Barıştınız mı kızım? Ne oldu? Anlatmayacak mısın? Yufka yürekli ablam kıyamamıştır tabii.
Haddini bilsen hiç fena olmayacak Berk. Sabah sabah boş boğazın üzerinde yine. Boyundan büyük laflar edip de canımı sıkma. Uygunsanız konuşabilir miyiz? Gel. Böyle ansızın geldim, huzurunuzu bozdum. Elbette böyle olmasını istemezdim. Ama onları çok özledim. Hepinizi ne kadar kırdığımı, üzdüğümü anladım. Ben çok özür dilerim. Bak efendi, giderken bir şey söylemedin, döndüğünde de söylemene gerek yok. Ama sen torunumu benden isterken bir söz vermiştin. Onu mutlu edeceğim, üzmeyeceğim demiştin. Lakin sen gördüğüm kadarıyla sözünü tutabilen bir adam değilsin. Haklısınız. Diyecek fazla sözüm yok. Başaramadım. Onu mutlu edemedim. Ama hatamı anladım. Sizin için artık bir değeri kalmasa da ben yine söz veriyorum. Kendimi affettireceğim. Sadece bir şans istiyorum sizden. Şans için yanlış kapıda oyalanıyorsun evladım. Ben sana şans versem ne olacak ki? Sen asıl açtığın derin yaraları sarmaya bak. Gümüş! Heh. Beklesene aşkım. Arabanın yanında bekleyecektim. Mehmetcan'ın kreşinde müsameresi varmış. Katılmak istersen gelebilirsin dedi. Uykucu cücü olacakmış. Ne güzel. Dava açmamdan korkuyor sanırım. Aklı sıra beni sakinleştirmeye çalıştı telefonda. Tabii biraz da ağzımı yokladı gerçekten dava açacak mıyım diye. Anlayacağım bütün mevzu bundan ibaret. Telaşlanma. Niye aradı diye kızmadım ki ben sana. Ben inanıyorum artık aşkımızın büyüklüğüne. Olsun. Ben yine de senden özür dilemek istedim. Bak Nihan yüzünden gerçekten aramızda bundan sonra sorun çıksın istemiyorum. Söz veriyorum sana Mehmetcan'ı da aldıktan sonra her şey çok daha güzel olacak. Hayatım biraz acele etmiyor musun? Velayet davası açıp bir anneyi çocuğundan ayırmak önemli bir karar. Mehmet, pişman olacağın şeyler yapma. Bak kimseyi değil Mehmetcan'ı yaralarsın sadece. Gel bakalım hangi arabayla gidiyoruz? Herkes seninkiyle mi gidiyoruz, benimkiyle mi? Herkes kendi arabasıyla. Tamam, senin arabanla gidelim ama ben kullanacağım. Ha, oldu. Başka? Tamam, tamam. Benim arabamla gidiyoruz. Hatta bak bence ne yapalım biliyor musun aşkım? Ne yapalım? Şirkete gitmeden önce şöyle sahilde birer kahve içelim. Ne dersin? Çok güzel olur ha? Vallahi Mehmet çok isterdim ama yetiştirmem gereken kreasyon var. Bir de sana bir şey söyleyeceğim. Patronum olacak bir alçak var. O beni fena sıkıştırıyor. Bak sen şu alçak patronu. Günaydın Mehmet kardeş. Günaydın. Mehmet kardeş, rica etsem beni de şirkete atar mısın? Yolumuz aynı nasılsa. Akşam biraz fazla kaçırmışım, uyuyakalmışım. Bu saatte trafikte gitmem zor. Size takılayım hem laflarız biraz. Kenan Bey, madem konuyu siz açtınız, ben de bir iki şey söylemek isterim şu fazla kaçırmış olmanız konusunda. Hep beraber yaşıyoruz burada. Çocuklarımız da var. Bu tarz durumlara çocukların şahit olması hoş bir şey değil. Siz de bana hak verirsiniz sanırım. Bundan sonra daha dikkatli olacağınızdan hiç şüphem yok. Ben burada kendimi evimde gibi hissettiğimden öyle rahat davranmıştım. Ama hatırlattığınız iyi oldu. Artık bu sizin evde sığıntı olduğumuzu unutmayız. Yok hayır Kenan Bey, siz yanlış anladınız. Mehmet böyle bir şey söylemek istemedi. Siz yorulmayın Gümüş Hanım. Ben anlayacağımı anladım. Beslenmeni yemiyorsun, kızıyorum ama. Acıkınca yiyorum anne, ne yapayım? Bazen acıkmıyorum.
Ben anlamam küçük hanım. Aç kalırsan kafan çalışmaz. Sınavlardan da zayıf alırsın. Anne ben yerim de sen beni oyalıyorsun. Geç kalacağım sınav ilk ders. Başarılar sana kızım. Sakın heyecan yapma. Akşam çok iyi çalıştık. Hepsini biliyorsun zaten. Evet biliyorum biliyorum. Bilgisayarı sor istersen. Ay iyi lafa daldık. Hadi geç kalıyorsun hadi. Çantanı da al. Görüşürüz anne. Beslenmeyi de unutma. Al bakalım hadi koş. Başarılar prensesim. Pek iyi alacak kızım. Maşallah zehir gibi. Bir kere anlatsan yeter. Şıp diye anlıyor vallahi. Kızımızla gurur duymalıyız Onur. Öğretmeni defterlerini övgü notlarıyla doldurmuş. Dün akşam yazılım var anne, beni çalıştırır mısın dedi. Olur dedim. Aa, bir baktım neredeyse o bana ders anlatıyor. Bir kere duyduğunu asla unutmuyor. Türkçesi, hayat bilgisi süper. Zevk alıyor onlardan. Ay keşke resme de yeteneği olsaydı annesi gibi. Manav da aynısını dedi. Bu mevsim patlıcan hormonunu almayın dedi. Öğretmenin de manava 5 versin mi sence? Tabii tabii. Onur sen beni dinlemiyorsun bile ya. Bir saattir kendi kendime konuşuyorum burada. Pardon aşkım dalmışım. Dinlemez olur muyum hiç? Ne yapıyorsun bakayım sen orada? İş hayatım iş ne olacak? Oho çok geç kalmışım. Benim acilen çıkmam lazım. İyi de ne acelesiymiş bu şimdi? İş hayatım iş dedim ya. İyi de bir saattir hiç acelen yoktu gayet rahattın. Dedim ya acelem var diye. Seni seviyorum akşama görüşürüz hoşça kal. Ama akşam yemek için konuş. Yemek ne yapacağım ben şimdi? Of. Ben sağda ineyim. Bak emin misin yani eve gidiyorsan oraya da götürebilirim. Yok gazeteye uğramam lazım. Sonra da yayın evine gideceğim. İsrail'de bir kitap hazırladım da. Öyle mi kutlarım seni? Boş durmamışsın yine. Hala konuşamadık var. Bir yere gitseydik. Benim başka bir programım var. Üzgünüm. Nereye gidiyorsun diye sormaya ya da ben de seninle gelebilir miyim demeye hakkım kalmadı değil mi? Trafiği engelliyoruz Gökhan. Hadi in artık. Ama konuşacağız Bahar. Bir yol bulacağız. Beni affetmezsen ikimiz de böyle yaşayamayız. Hadi. Ağlamayacaksın, güçlü olacaksın. Efendim Selim. Günaydın. Mesajımı almadın mı? Aldım aldım. Ama hala cevap vermedin. Burada seninle kahvaltı yapmak için... Heyecanla bekleyen bir zavallı var. Hatırlatırım sana. Hala kahvaltı yapmadım, seni bekliyorum. Ben kahvaltımı yaptım Selim, teşekkür ederim. Benim yüzümden aç kalmana üzüldüm şimdi. Olsun. Sen yemezsin, bana eşlik eder bir şeyler içersin. Hadi Beykoz'a gel. Benim işlerim var ya, şirkete yetişmem lazım. Hiç mazeret uydurmayınız Bahar Hanım. Ben araştırmamı yaptım. Sekreterinle konuştum. Öğlen 3'e kadar müsaitsin. Tamam geliyorum zaten konuşmamız lazım. Ne hakkında konuşacağız merak ettim şimdi. Gelince anlatırım. Görüşürüz. Görüşürüz. Böyle yaparak otoritenizi sarsıyorsunuz haberiniz olsun. Vallahi sizi patron yerine koymam haberiniz olsun. Aşkım. Ya Mehmet. Seninle 5 dakika için her şeyi bilirim biliyor musun? Mehmet ne olur şirketiyiz yapma şunu. E ne olmuş? Gümüş Hanım toplantı için... pardon. Gördün mü? Bak sana yapma demiştim. Ya ne var? Karımızı öpemez miyiz? Burası bir iş yeri Mehmet. Üstelik patronum duyarsa çok kızar. Hadi şimdi git çünkü işlerim var. Hadi. Ya Mehmet. Son bir öpücük almadan hiçbir yere gitmem. Gel lütfen Mehmet gider misin? Öpücük ver. Tamam hadi aldın işte hadi git. Hadi.
Burada kahvaltı etmek çok keyifli değil mi? Yedikçe yiyesi geliyor insanın. Ben yiyorum, sen izliyorsun ama. Bahar, neyin var? Ağzını bıçak açmıyor. Neyin mi var? Bahar, kötü bir şey olmadı ya. Gökhan geldi Selim. Ne? Ne zaman? Ne önemi var? Geldi işte. Çocuğunu özlemiş, beni özlemiş dediğine göre. Aniden kapıyı açtı ve hayatıma yeniden girdi. Üstelik hiçbir şey yaşanmamış gibi kaldığımız yerden devam etmemi istiyor benden. Buna hakkı var mı? Çok zor biliyorum Bahar. Bir gün gelecekti, sen de biliyorsun bunu. Ya biliyorum ama benden bunu isteyemez ki. Hayatıma yeniden böyle giremez. Bana yaşadığım acıları nasıl unutturacak? Mümkün mü bu? Haklısın. Şimdi biraz sakinle, şöyle konuşalım ha. Senin yüzünden geç kaldık. Bir sürü işim vardı benim. Ne yapayım? Araba sorun çıkardı. Tabii yıllanmış araba ancak bu kadar çalışır. Dedenin hediyesi galiba. Bir araba itmediğimiz kalmıştı. Onu da yaparız yakında. Ama bazıları diziyor arabaları beşer onar. Bize gelince tasarruf tedbiri oluyor nedense. Ne yapmamı istiyorsun Didem? Gidip döveyim mi Mehmet'i? Erkek ol erkek. Aklını kullan. Tabii varsa. Geç. Bu hale nasıl geldik hala anlam veremiyorum. Hayat cevapsız sorularla dolu. Belki de hiç anlamayacaksın. Bu soru için erken biliyorum ama... Ne yapmayı düşünüyorsun Bahar? Geri dönecek misin Gökhan'a? Geri dönecek bir şey kaldı mı sence? O zaman bence boşanma işlemlerini hızlandırmalısın. Hem Gökhan da ciddiyetini anlasın. Ama bütün sabahımı berbat ettin. Ben hiç böyle hayal etmemiştim. Çok özür dilerim. Başını ağrıttım. Evet, ağrıttın. Ve sana büyük bir ceza vermeye hak kazandım. Neymiş bakalım ceza? Buradan şirkete ben arabayla, sen yürüyerek geleceksin. Kolay gelsin. Sağ ol Rukiye. Bak neler yaptım. Nefis oldular. Tam ağzına layık. Bekledim mutfağa gelip çayla yersin diye ama sen gelmedin. Ben de dayanamayıp getirdim. Zahmet etmeseydin Rukiye. Ben işim bitince gelirdim. Ne zahmeti? Yesene. Afiyet olsun. Şimdi evde tıka bası yedim. Boğazıma kadar doluyum. Yemiş kadar oldum, sağ ol. Ellerine sağlık. Dışarıya alışverişe çıkmam lazım. Sen bir şey ister misin? Tadına baksaydın bari. Nereye hemen? Hiç beklemez Rukiye. Çıkıyorum ben. Şerif Hanım'dan bir söz laf gelsin istemem. Efendim? Hikmet. Buyurun. Benimdir Ruba. Sesini duymayalı uzun zaman oldu. Evet. Nasıl oldun, dün gece korkuttun hepimizi. Aman dedim. Yıllanmış şınar devriliyor mu? Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Hikmet, beni bilirsin. Laf ebeyliği yapacaksak kimseye pabuç bırakmam. Şimdi senden son bir şey isteyeceğim. Dur, tahmin edeyim. Benimle konuşmak istiyorsun. Evet, doğru bildin. Konuşmamız gerek. Ben seninle değil, Mehmet Fikri ile konuşacağım. Böyle kestirip atamazsın. Elbette konuşacağız. Beni parmağında oynattığın dönem çoktan bitti Dilruba. Dediğim gibi seninle değil, Fikri ile konuşacağım bu konuyu. Yaşanmış şeylerin anısı da mı yok Hikmet? Benden bu kadar nefret ediyor olamaz. Onca şeyin hatırına bunu bana yapma. Mutlu bir yuva kurmayı başardım sonunda. Yuvamı yıkma. Sen bir aileye mutluluk değil, mutsuzluk getirirsin ancak. Mehmet Fikri ve ailesini de mahvetmeden bu işe bir son vereceğim. Sen daha tanımamışsın Dilruba'yı. Basiretsiz meymensiz seni. Bir de kafa tutuyor bana. Aa, Dilruba Hanımcığım. Sizin gibi saygıdeğer bir hanımefendiye bu sözler hiç yakışıyor mu? Aman kusuruma bakmayın. İnsan sinirlenince ne dediğini bilmiyor.
Kim sinirlendirdi sizi acaba böyle? Kim olacak canım? Beceriksiz bir banka memuresi. 10 kere aradı, bir işlemi halledemedi. Yine paramızı kime gönderiyorsunuz Dilruba Hanımcığım? Bu çiçekler hangi güzel bayan için acaba? Benim için olmadığı kesin. Üzerinde sizin adınız yazıyor. Dünyanın en güzel kadını Didem Şadoğlu. Siz Didem Şadoğlu değil misiniz yoksa? Bazen ben de emin olamıyorum. Ben bir kahve alıp geleyim en iyisi. Ya böyle yapma ama Didem. Sen de suçlusun biliyorsun. Yani bazen öyle üzerime geliyorsun ki gerçekten çok üzülüyorum. Ben de pısırık, tuttuğunu koparamayan bir kocam olduğu için çok üzgünüm Berk. Kalk, benle geliyorsun. Ya dur yavaş, ne yapıyorsun ya? Gel dedim sana. Sana işte sandığın gibi biri olmadığımı göstereceğim. Peki sezona yetişebilecek miyiz Gümüş? Yani yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz biz. Ya ben de Onur gibi kaygılıyım. Daha dikişe geçemedik bile. Ama bu benden ya da ekibimden kaynaklanmıyor. Biz sözümüzü tuttuk. Tasarımlar ve kumaş örneklerini ilettik. Ama kumaşlar gelmedi Paris'ten daha. Ne yapabiliriz ki? Arkadaşlar yani... lafınızı bölmek istemem ama genel müdür yardımcımız neden toplantıya teşrif etmiyorlar? Ve bu konuşulanlar onun alanına giriyor sanırım. Biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. Didemciğim, bu sadece üst düzey yöneticilere açık bir toplantı. Bugün gündem ağır. Başka zaman izleyici olarak gelsen diyorum. Ablacığım, Didem izleyici değil. Kendisi terfi etti. Artık benim sağ kolum. Olmadığım zamanlarda beni o temsil edecek. Aşkım süpersin. Anne böyle tek başına gitme bari. Yok olmaz, onunla baş başa konuşmam gerek. Ama anne Hikmet Bey'in evini bile bilmiyorsun. Ya taşındıysa adam? Ortak tanıdıklarımız var, arar bulurum. Bugün bu işi halletmem gerek Bildur. Yoksa ikimize de huzur yok. Anne Hikmet Bey hiç eski Hikmet Bey'e benzemiyor. Sana kötü bir şey yapacak diye korkuyorum. Sen hiç merak etme. Ben onun eski Hikmet yapmasını bilirim. Fikri Bey uyanınca arkadaşını görmeye gitti de. Tamam derim, merak etme. Hadi dua et bakalım bu işten nasıl sıyrılacağız. Aman inşallah. Ters bir şey olursa hemen ara anneciğim. Tamam, tamam mı? Sen merak etme. Hayırdır? Nereye tek başına? Bir arkadaşım rahatsızlanmış. Bir bakıp geleceğim. Bir şeye ihtiyacı var mıymış diye. Geçmiş olsun. Dur ben de geleyim seninle. Oradan da bir şeyler yaparız. Sen hiç rahatını bozma Fikriciğim. Ben zaten oradan da başka bir yere uğrayacağım. Öyle mi? O zaman ben de Hikmet'i ararım. Çok ayıp oldu adama. Hiç olmazsa kulüpte bir öğlen rakısı içeriz. Yok Fikriciğim, o kadar da gecikmeyeceğim. Sen hiç arama şimdi Hikmet Bey'i. Ben bir saate gider gelirim. Sonra da seninle yürüyüşe çıkarız. Olur mu minik kuşum? Olur sultanım. Nasıl istersen. O zaman kalın sağlıcakla. Hadi bakalım. İyi günler. Gittin büyük cadı. Kim? Dilruba cadısı diyorum. Ha, gitti. Aman iyi. Az biraz kafamızı dinleriz biz de. Niye öyle diyorsun ki Ruki? Yaşlı başlı kadın. Sana ne zararı var? Ne zararı yok ki? Anlat bitmez. Aman. Haklısın, bize ne? Dur sana bir çay getireyim. Hem yorgunluğunu alır. Birazcık da konuşuruz. Aynı evdeyiz güya ama. Kaç gündür ne yüzünü görüyorum... Ne sonra desiz? Konuşuruz Ruki. Çok işim var benim. Orhan. Sen benden kaçıyor musun? Onu da nereden çıkardın Ruki? İşimi yapıyorum sadece. Yok. Kaçıyorsun. Ben anlamıyor muyum sanıyorsun? Sanki nefesimi duysan rahatsız oluyorsun.
Ama biliyordum ben böyle olacağını. Sildin sen beni gönlümden. Artık eski Rukiye değilim ben senin için. Bir çocuk bile veremiyorum çünkü ben sana. Gözünde artık kadın değilim. Bunun çocukla ya da seni sevip sevmememle ilgisi yok Rukiye. Sen içimde bir yeri kırıp geçtin. Bana yalan söyledin Rukiye. Benden habersiz gittin, ailemiz hakkında en önemli kararı verdin. İstesem de başka türlü davranamıyorum sana. İçimden gelmiyor. Güvenimi yerle bir ettin. Ben sana nasıl eski Rukiye'm gibi bakarım. O tertemizdi. Kocasını üzmemek için her şeyi yapardı. Ama bu Rukiye yabancı bana. Ne yapsam da ne etsem de içim almıyor Rukiye. Koklamaya doyamadığım Rukiye'mi arıyorum ben. İnşallah tamamen yok olmamıştır da arar bulurum diyorum Rukiye. Ya bulamazsın? Artık çizgiyi iyice aştın sen. Hayır, neyi kanıtlamaya çalışıyorsun bir anlasam? Hiçbir şey kanıtlamaya çalışmıyorum abla. Karımın daha iyi mevkilerde çalışmasını istiyorum, o kadar. Sadece istemekle olur mu? Sence Didem bu iş için yeterli mi? Tecrübesi ne? Nasıl altından kalkacak? Mehmet Gümüş'ü burada işe alırken bunları düşünmüş müydü sence? Ya Didem üniversite mezunu hiç olmazsa? Gümüş gibi lise mezunu değil. Ama Gümüş söz konusu olunca akan sular durur tabii. Çünkü kocasını isterse yapma hakkına sahip. Ama ben her zamanki gibi değilim. Sen artık terbiye sınırlarını iyice aştın Berk. Birincisi şunu hatırlatırım. Gümüş'ü burada işe ben aldım, Mehmet değil. Çünkü nadir görülen bir yeteneği vardı ve çalışmaya çok hevesliydi. Senin karın gibi ona buna emirler yağdırıp egosunu tatmin etme peşinde değildi. Peki ikincisi neymiş sevgili ablacığım? İkincisi şu ki seni böyle gördükçe kendime çok kızıyorum. Eski halime benziyorsun. Yırtıcısın. İnsanları ezip geçiyorsun. Beni bile. Berk, ne oldu sana? Sen aramızdaki en sevgi dolu insandın. Şu yaptıklarını bana bir başkası anlatsa asla inanmazdım. Yoksa seni bu hale ben mi getirdim? Hırslarını büyütmeye çalışarak senden bir canavar mı yarattım? Berk, ben kardeşimi istiyorum. Onu nereye sakladıysan çıkar. Çünkü bu yeni halinle yaşayamıyorum. Sen benim için hayattaki en değerli insansın. Ama silerim Berk. Böyle devam edersen hiç kuşkun olmasın ki silerim. Mehmet. Ya böyle devam edersen kendime yeni bir ofis tutacağım. Nedenmiş o? Çünkü burada çalışmama izin vermiyorsun. Sürekli odaya gelip aklımı başımdan alıyorsun. Ne olmuş, kötü bir şey mi bu? E kötü tabii. Sonra kurul üyeleri kızıyor, nerede bu kreasyon diye. Haklılar vallahi. Tamam. İstediğiniz gibi olsun. Ofiste sizden uzak duracağım, yalnız bir şartla. Neymiş şartınız Mehmet Bey? Neymiş şartın, söyle. Efendim, kreasyonu bir an önce bitireceksiniz. Evet. Ve kızım ve benimle bir aylık tatile çıkacaksınız. Vallahi buna hayatta hayır demem. Meleğin de çok hoşuna gider. Dur, daha bitmedi. Ne varmış başka? Tatile tekneyle çıkacağız. Ben kaptan olacağım. Sen de miço. Vallahi bu çok zor bir karar. Ben bunu bir şartla kabul ediyorum. Neymiş bakalım şartınız? Ben teknede başka miço istemiyorum canım. Hiç meraklanma. Tekneme senden başka kimse ayak basamaz. Ama melek yürümeye başlayınca iş değişir tabii. Ya tamam, odana. Hadi. Yetiştirmem gereken bir tatil planı var. Hadi. Ya. Hadi. Tamam, ne yapalım? Kaderimize razı olacağız.
Belli oldu mu odam? Nereye taşınıyorum? Didem, taşınmıyorsun. Ne demek taşınmıyorsun? Sen demedin mi bana bugün daha büyük bir ofis ayarlayacağım diye? Ya Didem, aslında acele karar verdik galiba. Senin benim yardımcım olma durumunu biraz erteleyelim diyorum. Nedenmiş o? Ablan değil mi? Bahar yine yaptı yapacağını. Avucunun içine aldı seni, yalan mı? Erteleyelim diyorsam erteleyelim işte. Israr etme. Bir bildiğin var demek ki. Senin hiçbir şey bildiğin yok. Ben daha fazla böyle bir adamla yaşayamayacağım. Yeter artık. Bu evlilik burada bitti. Ne? Didem! Didem! Buyurun. Mehmet Bey, buyurun. Özür dilerim. Rahatsız ettim. Girebilir miyim? Beni hiç şaşırtmıyorsun Dilruba Hanım. Adım gibi biliyordum gelip beni bulacağını. Başka şansın mı var Hikmet? Sen hayatımı yıkmak istiyorsun. Benim seninle bir işim yok Dilruba. Hayatında sen de beni hiç ilgilendirmiyorsun. Benden uzak ol yeter. O zaman neden hala benimle uğraşıyorsun? Neden kocamla aramı bozmaya çalışıyorsun Hikmet? Yoksa... Hala bana olan sevdanı unutamadın mı? Ne sevdasından bahsediyorsunuz siz hanımefendi? Senin elinden nasıl zor kurtuldum bir ben bilirim bir de Allah. Eski kocalarına yaptığın gibi beni de soyup soğana çevirip mezara gönderecektin değil mi? Ama Mehmet Fikri'ye bunu yapmana izin vermeyeceğim. Onu da ölümü şaibeli kocalarının yanına göndermene asla izin vermeyeceğim Dilruba. Neden anlamıyorsun Hikmet? Sonunda gerçek mutluluğu buldum diyorum işte sana. Velev ki senin bahsettiğin gibi biriydim ama değişmiş olamaz mıyım ha? Peşimizi bırak Hikmet. Bırak mutlu olalım. Bazı şeyler hiç değişmez Dilruba. 20'lik delikanlı yok karşında. Demem o ki bu değiştim ben. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Aşık oldum numaralarını yutmam. Dostumu da yiyip bitirmene müsaade etmem. Ben sadece yaşamaya, mutlu olmaya çalışıyorum. Ömrüm boyunca da öyle yaptım. Aynen, ömrün boyunca öyle yaptın. Kaç ocak söndü senin yüzünden? Çetele tuttun mu Dilruba? Boşuna nefes tüketme bence. Mehmet Fikri ile konuşacağım. Ve nasıl bir kadınla evlendiğini ona anlatacağım. Bana ve hayatına giren tüm erkeklere yaptıklarını... Elinden nasıl zor kurtulduğumu anlatacağım. Ya bir gece pılını pırtını, torununu torbanı alır, Fikri'nin hayatından çıkarsın... ...ya da Mehmet Fikri'yle konuşur, dünyanı başına yıkarım. Sana 2 hafta mühlet. Karar senin. Ay, çok korktum cancağızım. Elinden geleni ardına koyma. Ben de açarım bayramlık ağzımı, anlatırım çevirdiğin dolapları. Çekinmem, rezil ederim seni cemiyete. Sen de sütten çıkma ak kaşık değilsin, unutma. Hayatım boyunca bir sürü hata yapmış olabilirim. Ama ben kimsenin ölümüne sebep olmadım Dilruba. Böyle çat kapı geldim. Kusura bakma. Mehmet odasında, eğer onunla görüşmek istiyorsan o... Hayır hayır, ben seninle konuşmak istiyorum Gümüş. Tabii vaktin varsa. Ben sana bir şeyler ikram edeyim, ne içersin? Teşekkür ederim. Bir kahve iyi gelir. Gümüş, senden bir şey rica etsem... ...sekreterine yalnız kalmamızı söyler misin? Lütfen kimse girmesin. Özellikle Mehmet. Niye böyle bir şey yapayım? Lütfen Gümüş. Bu çok önemli. Müzik
Senin yardımına ihtiyacım var Gümüş. Bunu senden istemeye hakkım var mı bilmiyorum ama başka çarem yok. Mehmet'e engel olmazsak oğlumu elimden alacak Gümüş. Dava açacağım diye tutturdu. Oğlumu, canımı benden alacak. Bana yardım et ne olur. Mehmet'le konuşup onu vazgeçir. Gerekirse ayaklarına bile kapanırım. Lütfen. Benim için bunu yapabilir misin? Selim, sürprize bak. Oğlum ben de sen çoktan taşındın sanmıştım ha. O kadar aradım, telefonlarıma da çıkmadın. Ya sen de aramıyorsun. Kesin dedim bizimki yine Avrupa'ya uçtu. Telefonla aram yok bilirsin. Bilirim, bilmez miyim? Bunlar ne abi, hayırdır? Döndüğünü duydum. Daha fazla rahatsızlık vermek istemedim. Evi boşaltıyorum. Olur mu abicim? Dönmüşsem ne olacak? Selim, hiçbir yere bırakmıyorum seni, burada kalıyorsun. Olmaz Gökhan, toplandım. Gideyim artık. Hem ev de ayarladım ben. Duymuyorum seni, duymuyorum. Duymuyorum. İtiraz kabul etmiyorum. Burada benimle kalacaksın, tamam mı? Bir dosta ihtiyacım var. Ha? Beni yalnız bırakma, tamam mı? Canım, başka bir ülkeye gitmiyorum ya. Sadece başka semte taşınıyorum. Yine buralardayım yani, merak etme. Hem yalnız kalmak istersin belki sen. Ben yerleşince seni ararım, görüşürüz. Üzgünüm. Selim, hiçbir yere gitmiyorsun. Ha, illaki birini aramak istiyorsan emlakçını ara, taşınamayacağını söyle, tamam mı? Beni bu evde tek başıma bırakamazsın. Hadi. Gökhan. Hadi. Selim, aç hadi kapıyı. Bak ellerim dolu. Aç şu kapıyı, geçelim. Hadi abi. Hadi. Hadi abi, hadi. Oğlum senin boyun mu uzadı lan? Ha? O benim hayatım Gümüş. Bir anne evladı olmadan yaşayabilir mi? Benim tüm dünyam Mehmetcan. O benim dostum, annem, babam, evladım, her şeyim. Ve Mehmet tüm dünyamı yıkmaya kararlı. Ben seni çok iyi anlıyorum. Haklısın. Yani sana yardım etmek isterdim ama bu Mehmet'le senin arandaki bir sorun. Benim karışmam doğru olmaz. Bana dair güzel anıların yok, biliyorum. Benim yüzümden pek çok şey yaşadın. Senin hayatında hep sorun oldum. Ama ben de yeni bir hayata başladım Gümüş. Evlendim. Çok mutluyum. Mehmet'in de bunu yapmamı istediğini sanıyordum. Sizin hayatınızda daha fazla sorun olmamak için buralardan gittim. Uzakta, sakin, kimseye zarar vermeden yaşamak istedim sadece. Bunları benimle değil Mehmet'le konuşman lazım. Bence konuşup tartışıp bir orta yol bulabilirsiniz ama benden bu konuda yardım isteme ne olur. Benim elimden ne gelir ki? Gümüş, sen de annesin. Beni anlarsın. Bir sabah uyandığını ve meleğin artık seninle birlikte olmadığını düşün. Onsuz yaşayabilir misin Gümüş? Yok, yaşayamam. Yaşayamazsın. Ben de oğlum olmadan yaşayamam. Gümüş, bana yardım edecek misin? Seher! Oo, gözümüz yollarda kaldı Dilruba Hanımcığım. Nerelerdeydiniz? Gerçi bu aralar pek evde yoksunuz ama. İşlerim var cancağızım. Bir sakıncası mı var? Estağfurullah Dilruba Hanımcığım. Bize ne değil mi ama? Fikricim evde mi? Yok, çıktı sanırım. Ne, çıktı mı? Nereye gitti? Aradım, Cebi de cevap vermiyor. Gitmeden önce kiminle konuştu? Sakin olun Dilruba Hanımcığım, bu ne telaş? Ne bileyim, çıkmış işte. Yürüyüşe falan gitmiştir, ne var bunda? Bir ahbabımıza gidecektik, unutmuş olmasından korktum. Ayıp olur insanlara. Bir hafta evvel sözleşmiştik. Ben yetişemiyorum demek için aradım ama açmayınca telaşlandı tabii biraz haliyle. Neyse, ben odamdayım, soluklanayım azıcık. Ya bebeğim, ver dedim sana.
Ay, bu arada gerçekten bebek olacak. Bıyık çok yakışıyor. Yavaş evladım. Ay, eniğinden cücüğüne bin bela bunlar. Hay Allah'ım ya. Didem. Didem bekle. Saçmalıyorsun. Saçmaladığım falan yok benim. Sen de böylesin işte. Öfkeyle kalkıp zararla oturuyorsun. Aptallık etme. Şu yaptığına bak. Ben aptallık ettim, evet. Seninle evlenerek hayatımın aptallığını ettim. Sakince konuşup halledemeyeceğimiz ne geçti aramızda? Kendine gel. Konuşalım. Konuşacak hiçbir şey kalmadı ben. Bu iş bitti. Elveda. Didem. Zamana ihtiyacım var diyorum. Bana destek olmanı bekliyorum o kadar. Benim yanımda olman, benimle beraber mücadele etmen gerekirken bana bir de sen zorluk çıkarıyorsun. Yeterince zaman harcadım senin için. Ama gördüm ki faydası yok. Büyütüyorsun. Yapma. Anla beni. Her şey sana söz verdiğim gibi olacak. Biraz sabretmen yeter. Benim bu boş sözlere karnım tok ben. Ömrüm bana verdiğin sözleri gerçekleştirmeni bekleyerek geçirmeye de hiç niyetim yok. Kapasiten ortada yani. Öyle mi? Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Ben anlayacağımı anladım ben. Bizim seninle beklentilerimiz farklı. Ne yapsak da birlikte olamayız. Yıldan eşyalarımı en kısa zamanda aldım. Didem! Didem! Allah kahretsin ya! Yapacağım. Ama söz veremem Nihan. Mehmet'i bu konuda ikna etmek kolay olmayacak. İkna edersin. Mehmet'in üzerinde ne kadar büyük bir gücün olduğunu biliyorum. Sen onun için bu dünyadaki en değerli kadınsın. Hadi bakalım kahve molası. Misafirin varmış. Bir de ben rahatsızlık vermeyeyim. Ben de çıkıyordum zaten. Bana yardım etmeye çalışacağını söylemen bile yeter. Başını ağrıttım Gümüş. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oluyor? Bu kadın ne istiyor hala senden? Savaş Bey. Gümüş Hanım'ın kumaşlarla ilgili sorununu çözdünüz mü? Bize kalsa çoktan halletmiştik. Aslında kumaşlar da gelmişti. Ama Gümüş Hanım'la ekibi kumaşları beğenmeyince geri gönderdik. Fransızlar da sorun çıkardı tabii. Kreasyon işi iyice sarpa sardı. Zaman da daralıyor. 2 hafta süre istedi Fransızlar. Çok geç. O kadar zamanımız yok. Gerekirse kumaş işini başka yollardan halledelim. Öncelikle bununla ilgilenin. Toplantıdan sonra bana bilgisini verirsiniz. Peki Mehmet Bey. Ne olacak böyle? Nihan? Kaptan? Ne oldu kaptan? Az önce asansörde Nihan'ı gördüm galiba. Hayırdır inşallah. Gündüz düşe herhalde. Ne işi var Nihan'ın burada? Ya oydu diyorum sana. Tanımaz mıyım Nihan'ı Onur? Buraya kadar geldi diyelim. Seninle konuşmadan gider mi? Benzetmişsindir. Allah Allah. Benzetmişsindir. Mehmet Bey, saat 3'te fabrikaya gidecek misiniz? Netleştiremedik. Evet, arayıp geleceğimi tekrar bildirirseniz sevinirim. Hemen. Hayır Gümüş. Asla. Bak sen bu işe karışmamalısın. Bahar, o da anne. Ne yapayım, içim el vermedi. Sen de annesin Bahar, anlaman lazım bunu. Bak yıllardır hepimizi yıpratıyor. Hata edersin. Her şey tam yoluna girmişken ne gerek var bu kadını yeniden aranıza sokmaya? Niçin Mehmet'i karşına aldığını iyi düşünmelisin. Ben hepimizin mutluluğunu düşünüyorum sadece. Ne kadar iyi niyetlisin. Ne çabuk unuttun Nihan'ın sebep olduklarını. Onun yüzünden az kalsın evliliğin bitiyordu. Bahar, benim evliliğim Nihan yüzünden bitmedi. Mehmet'in sorumsuzlukları yüzünden bitmişti.
Tamam. Bak, mutluluk kolay yakalanmıyor. İkimiz de biliyoruz. Sorumsuzluk ya da Nihan. Neyse ne. Bak, bu kızın İzmir'de hepimizden uzak durması en iyisi. Bırak çocuklarıyla ilgili ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Karışırsan sonra sen kötü olursun Gümüş. Bunu unutma. Gel, sofra hazır. En sevdiğin yemekleri yaptım. Ellerine sağlık Ülke. Acıkmadın mı? Neredesin sen? Tatlı dillin, güler yüzlün, aceylan gözlün. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin? Merhaba Orhan. Merhaba abi. Ya ne güzel söylüyordun, niye sustun? Şey abi işte. Devam et söyle. Hatta abimlere söyleyelim, bu gece erkekler gecesi yapalım. Ve askerden geldiğimden beri hiçbir şey yapmadık. Siz isteyin yeter Berk abi. Başımla beraber. Bütün gece söylerim ben size. Haber veririm ben sana. Görüşürüz Orhan'cığım. Görüşürüz abi. Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip şu yaraya merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Yandık biz. Kesin Hikmet'le buluştu Fikri. Hikmet de zevkle ipliğimizi pazara çıkarttı. Her şeyi öğrendi. Mahvolduk. Hemen kötüyü çağırma dersin bir de bana. Sakin ol anneciğim. Başka işleri vardır Mehmet Fikri Bey amcanın. Aylardır bana haber vermeden sokağa adım atmayan adam habersiz başka nereye gider kızım? Hikmet'le buluştu diyorum sana. Geç kaldı değil mi? Evet. Üstelik aradım cevap da vermedi. Yandığımızın resmidir kızım. Yüz yüze konuşmak isteyecektir tabii. Gitsek mi anne, ne dersin? Sessizce ayrılırız buradan. İzimizi kaybettirmek en iyisi. Hikmet de bunu istemişti zaten. Ne bileyim evladım, aklım durdu. Ne yapacağımı bilemiyorum artık. Sakin ol anneciğim. Otur şuraya. Eyvah geldi. Koş koş koş. Yandık. Ah, sen miydin evladım? Hoş geldin. Hayrola? Beni mi bekliyordunuz? Ne güzel. Hayır, seyre baktık biz. Buyurun Dilruba Hanım. Şey, bir bardak su isteyecektik. Ardından buralara kadar geldik cancağızım. Salona geçiyoruz. Bize su ve iki orta kahve. Peki. Hadi kızım gel. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Ay hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Fidirba teyze. Abi ya, bu gece erkekler gecesi yapsak. Aa. Orhan'ı da ayarladım. Solist de hazır yani. Olmaz. Patron izin vermez. Vermem. Ya vallahi çok dertliyim ben. Hem askerden yeni geldim. Ya oğlum, bıkmadın mı askerde her gece erkekler gecesi yapmaktan? Ya abi ya, lütfen. E hadi patrona sor, izin verirse.
Hem sen Didem'den izin aldın mı? Didem bu gece annesinde kalacak zaten. Ha. Ya ne diyorsun yenge? Mehmet abimi özgür bırakacak mısın? Vallahi ben... İyi hadi bakalım öyle olsun. Çok yaşa be Gümüş. Gidelim. Sayalım kaç parmak var? 1, 2, 3, 4, 5. Anne Doruk uyumuyor. Ay benim onu şu halimizi görmüyor musun? Konmuştu. Yardımcı olsan biraz. Konmuştu. Aldım Onur. Onu içeriye cik cik cik. Sen beni duymuyor musun? Ne var bu bilgisayarda kaç gündür daldın? Bizi unuttun, yüzümüze bile bakmıyorsun. Çalışıyorum Pınar. Çok önemli bir mail atmak üzereydim. Ama sayende yanlış adresi attım. Yani rezil oldum anlayacağın. Ne yapacağım şimdi ben? Hanimiş ablasının Doruk, cici Doruk, cici Doruk. Ay. Aşkım benim. Ay Mehmet korkacak. Korkuttun işte. Oh, korkmaz o. Cesur kuzum benim. Mehmet sevmiyor bu hareketleri. Aa. Yok anneciğim yok anne. Bir baktım mı karşımda Mehmet Can var zannediyorum ha. Abisiyle aynı bakıyor bazen. Mehmet. E demek ki bana çekmişler. Çeki şuradan ya. Korkuttun çocuğu. Tamam. Tamam koy. Tamam anneciğim. Çok mu korktun anneciğim? Hadi uyuyalım. Gel anneciğim uyuyalım. Yat anneciğim. Korktun mu kuzum? Oo. Hadi aşkım. Uyu canım. Aferin sana. Aferin sana. Biliyor musun bugün çok garip bir şey oldu. Ne oldu? Şirkette birini Nihan zannettim bir an. Çok benziyordu. İkizi gibi yani. Bir an şok oldum. Ama yanılmışım işte. Onlar epey dalga geçti bende. Mehmet. Ben de sana onu söyleyecektim. Neyi söyleyecektin canım? O Nihan'dı. Ne? Yani doğru görmüşsün. Bugün şirketteydi. Beni görmeye gelmiş. Ne demek beni görmeye gelmiş? Benimle konuşmak istemiş. Bir dakika bir dakika. Seninle konuşmak da nereden çıktı? Ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Deli mi? Ya Mehmetciğim ne olur kızma hemen. Neymiş derdi? Ne konuştu seninle? Velayet konusunda konuşmak istedi. Bak sakın bana benden yardım istedi deme. Hayır bile diyemiyorsun. Doğru tahmin etmişim. Ne diye seni bulaştırıyor bu işe? Mehmet bağırmasana, ben bağırıyor muyum? Çaresiz kalmış işte. O bir anne Mehmet. Sadece çocuğunu kaybetmekten korkuyor o kadar. Ona hak veriyorsun yani. Evet veriyorum. Anne olmadığın için anlaman çok zor. Ben de babayım Gümüş. Ben nasıl sizi anlayamazsam siz de beni anlayamazsınız. Nasıl bu kadar kolay harcıyorsun beni? Ben sadece yardım etmeye çalışıyorum Mehmet. Ortada bir çocuk var. Ve bence bencilce davranmanın hiç alemi yok. Ha. Konu ne zaman bencilliğime gelecek diye merak ediyordum ben de. Ya oğlumun yanımda olmasını istemek bencillik öyle mi? Seni anlayamıyorum Gümüş. Mehmetciğim. Sana her şeyi anlattım. Mehmet. Beni anladığını sanmıştım. Bir çocuğu annesinden ayırarak baba olamazsın Mehmet. Ya başka çare mi var? Oğlum bensiz büyüyor. Demek ki biz yeniden birlikte olmasak sen Melih'i benden alırdın öyle mi?